yapmış işler güçler. Hanım! Hanım! Geldim. Çabuk çabuk. Tak 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 tak. Çekiyorum. Çek. Çektim bir tane daha. Babam, babam. Ne? Babam. Çek. Alo. Buyurun babacığım. Evet babacığım, tabii tabii sağ olsunlar verdiler. Mehmet Bey adınızı geçirdi babacığım. Damadı dediler benim için. Program devam edecek tabii. Ne babacığım? İsminiz geçti, evet evet. Hem de birden çok kere. Teşekkür ederim babacığım. İnşallah sizi de başkan olarak görürüz. İnşallah babacığım. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hanım, esnaf ve zanaatkarlar odası ödülü ne demek? Zanaat yaparak para kazananların verdiği ödül demek. Yani en iyisi demek. En iyisi. İşte o benim. Beyaz camın efendisiyim. Dövdürelim ya. Oğlum koskoca limuzinde tuvalet yok. Ne yapalım? Karavanla mı gezelim İstanbul trafiğinde? Allah Allah. Karavan aldıracaksınız lan bana sonunda. O olacak yani. Adam! Makinayı çekmem! Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. Serdar. Öğrendi demek ha. Lan nasıl öğrenmesin? Erdal Beşikçioğlu'na da göndermişsin senaryoyu. Üstelik Ercüment Çözer rolünü teklif etmiş. Abicim bizde teklif var, ısrar yok. Ben karıştırmayı biraz severim yani. Herhangi bir zeka problemi olup olmadığına emin değilim. Öbür türlü ben karıştıracağım seni de. Abicim diksiyonun fena değil. Direksiyonun da iyiyse sana rol teklif edeceğim. Emniyet amirine oynar mısın? Sen de yardımcısın. Ne dersin? Ha? Ha? Aklından dur. Aa! Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar şimdi. Tamam biz aslında Gemi D'yi yapacaktık. İsterseniz onu değiştirelim. Zeki D, Gemi D olur mu? Aa, tamam iptal unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Bir emin olsam zeka problemin olmadığına. Ulan benim IQ'm 190 promil be. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. La burası Serdar Akar'ın evi. Ulan gitti gül gibi projem, gitti! Alo. Alo, ha Rüstem abi. Abi Zeki D projesi tamamen iptal. Sakın Murat'a bir şey söyleme, sakın söyleme ha. Tamam, bak B planına geçiyoruz. Yeni projenin adı Kayıp. Evet abicim. Rüstem abi buyur. Çok önemli dediğin, telefonda olmaz dedin nedir? Anlatacağım, anlatacağım. Baştan başlayalım. Sene 69. Orhan abilerle 6. plevi taşıyoruz Beşiktaş'ta. Aylardan Şubat, günlerden Pazar. Jandarma tepemize bindi, çevirdi bizi. Ben de dümenini çevirdim. Dedim ki ben 6. plevi taşlamıyorum. Denizde ters çektiriyorum. Romantik bir serseriyim ben dedim. Yemediler tabii. Yerler mi lan? Böyle bahane mi olur? Orhan abinin bahanesi daha beter. Ben 6. filoyu taşlamıyordum. Martılara simit atıyordum dedi. Velhasıl 69 Şubat'ını bir küçük odada geçirdik. Martı etiyle simit yedirdiler. Aa Orhan abi, ağzından çıkan lafı bileceksin. Zor günlerdi, zor. Vallahi kimseyi zora düşürmesin. Yani sen bu ayda kira veremeyeceğim diyorsun abi. Öyle bir şey, evet. Yol çalışması başarıyla tamamlandı abi. Ben seni bu ayda idare ederim, sen dert etme. Sen bu ayı idare et, gelecek ay telafi ederiz, ha? Hiç ne güzel. Şşşt! Şşt! Ne kadar da taktı, bir o kadar farklı.